Aşklarım, hepinize merhaba. Efsane bir seriye başlıyoruz ve bunun için ne kadar heyecanlı olduğumu asla anlatamam şu anda. Aslında bunu simülakradan beri inanılmaz bir şekilde istiyordunuz ama sonuç olarak bugüne kısmetmiş diyebiliriz. Sonunda episod oyununu oynamaya başlıyorum. Bu artık ciddi anlamda bir oyun kanalına dönmeye başladı. Azıcık indireyim şunu. Ama ben inanılmaz keyif alıyorum. Özellikle episod kadar komik, saçma ve hani izlemeye ve dinlemeye değer bir application daha yok bence bu dünyada. Episodu bilmeyenler için bir hikaye uygulaması diyebiliriz. Karakterler var. Bildiğiniz karakterlerle bir tane hikaye yürütüyorsunuz. Çok parlam. Yani ben bayağı kamerayı hiçbir şey ayarlamadan herhalde, hiç vakit kaybetmeden bence başlayalım. Oyunumuzun adı Bad Boys Girl. Birinci bölüm. Evet, şimdi kendimizi yapacağız. Burada karakterimizi seçmemiz isteniyor. Normalde mesela İlay burada en sevdiği kız tipini yapıyor. Mesela hani güzel bulduğunu yapıyor. Ben direkt her hikayede kendimi yapıyorum. Şimdi kendime benzetmeye çalışacağım. Fair, çok beyaz. Mocha, işte bu benim ten rengim. Light, light'ta kalsın. Yüz hatları da çok kötü. Yani kimin yüzü böyle acaba, gören var mı? Diamond bence en iyisi mi? Soft heart daha iyi benim için. Tamam. Yüzden daha kötü. Hani gerçekten daha ne kadar kötü yapabilirler diye düşündüm ki dudak kısmı geldi. Hair. Aslında saç şu an biraz benziyor. Long hair'a giriyorum. Ama neyse, bu olsun. Tessa. Adınız Tessa. Umarım Jay sonunda gerçek beni görür. I can relate this. Tüm yaz sürdü ama sonunda kilo verdim. No more fatty tessy. Daha fazla fatty tessy, yani şişman tessy yok. Gerçekten o kadar ben ki bu olay. Dikkat et Jason. Bu sene sonunda sana seni seviyorum diyeceğim sene olacak. Çocuğun suratına bile bakmayacağına o kadar eminim ki. Ve annemdir. Çok gerginim ve paniğim gördüğünüz gibi. Bunlar da okulun bad girl'lerimi bakalım. Bu da kim? O çekici görünüyor. O kıyafeti dışında. Kıyafetinde hiçbir şey yok. Kendi kıyafetine bak. Eco Park'ta diving falan mı yapıyor falan gibi bir espri yaptı ve espriyi kendileri dışında hiç kimse anlamadı. Ne? Bu şişko tesi mi? Hayır, o olamaz. Onun poposuna bak. O popo için ölürdüm. Gerçek hayatta böyle bir konuşmanın arkanızdan yapılmayacağını buradan uyarmak isterim. Benim hakkımda mı konuşuyorlar? Onlara geri cevap ver ya da sessiz kal. Sessiz kalıyorum. Daha fazla ilgi istemiyorum. Tamam. Tamam Tess. Odaklan. C'ye ne diyeceğini düşün. Gerizekalı karı tüm sene kilo vermiş ve okulun ilk günü tek düşündüğü şey C'ye seni seviyorum demek mi? Hi C, çok büyük bir olay değil ama sana inanılmaz bir şekilde aşığım ve bence hemen inanılmaz bir hızlı bir şekilde evlenmeliyiz. Tessa gerçekten ben yani. Nicole'u bulmak zorundayım. Biz kardeş küçüklüğümüzden beri o benim en yakın arkadaşım. C ile alakalı kafa yediğim zamanlar her zaman benim yanımda olmuştur. Hadi gidelim bakalım. Borçsunuz okulun ortasındasınız ve şey diyorsunuz. Ah, C'yi bulmalıyım. Neyse, C'yi boş ver. En yakın arkadaşımı bulmalıyım. Onunla ilkokul birden beri en yakın arkadaşım ve C hakkında ne zaman paniğe kapılsam her zaman benim yanımda olmuştur. Ve bu sırada arkanızdan kızlar şey diyor. Bu popo için ölürdü. Nicole! Tüm yaz nerelerdeydin? Sana milyon kez mesaj attım. Nicole seni çok sevmiyor. Ebeveynlerin seni Avrupa'ya tekrar mı gönderdi? Sen harika görünüyorsun. Well, you still look like shit. Sen de bok gibi görünüyorsun. Gerçekten. Küçüklüğünüzden beri en yakın arkadaş olmanız... İçimden diyorum ki neden bana bu kadar biçi davranıyor? Neden onun bu kadar kaba olduğunu sor ya da onu sinirlendir. Biri bana bok gibisin dese durduk yere. Tamam, neden bu kadar kabasın dedim. Ne? Neden böyle söyledin? Çünkü bu doğru, şişman tesi. Şaşırmış görünme. Senin gibi bir ezikle konuşacağımı mı sandın? Ah, Nicole, my girl. Biz anaokulundan beri en yakın arkadaşız. Neden bu kadar kaba davranıyorsun? Bununla yüzleş tesi. Beni yıllarca aşağıya çekip durdun. Senin gibi bir eziye artık ihtiyacım yok. Nicole'e karşı ayaklan, yani ona karşı gel ya da Nicole söylediklerine karşı bir sebep bulmaya çalış. Stand up for Nicole. Şimdi biraz da biz ona cevap verelim.
biliyor musun? Senin gibi bir negatifliğin hayatımda yeri yok. Kız senin ağzına sıçtı. Şişmansın, beni aşağı çekiyorsun, eziksin ve bizim söylediğimiz cevaba bak. Senin gibi bir negatifliğe hayatımda ihtiyacım yok. Neden böyle davrandığını bilmiyorum ama benim son senemi rezil edemeyeceksin. Sonunda kendim gibi hissediyorum. Eğer benim için mutlu değilsen senin için üzgünüm. Nicole de şimdi tam istediğim tepki verecek. Ah anladım. Sen sonunda crush'ın yani hoşlandığın çocuk Jason hakkında bir şeyler yapabileceğini mi sanıyorsun? Dur tahmin edeyim. Bu artık bitti. Onunla bir daha asla konuşmayacaksın. Anladın mı? Nicole lütfen tahmin ettiğim şeyi yapma. Yoksa gerçekten seni öldürürüm. Ve C gelir. Hey Tessa, seni görmek güzel. Aa, öptü mü beni? Ne yaptı bana? Ha, yanağımdan öptü galiba. Merhaba Jay. Hey, tüm yaz neredeydin? Seni özledim. Jay de bizden hoşlanıyor sanırım. Evet, seni tekrar görmek çok iyiydi Tessie. Şimdi de bakın rol yapıyor. Tam bir bitch. Jay diyor ki, harika görünüyorsun Tess. Saçını falan mı kestirdin? Kara hayvan gibi kilo vermiş ve erkeklerin şeyi bu mu yani? Saçını kestirmesiyle mi şey yapıyor? Hayır, onu sadece yıkadım. Neden böyle bir cevap verdin? Jay diyor ki, aa tamam seni görmek güzeldi. Ya bu sene daha sık takılmalıyız. Ve acaba yanındaki sürtük Nicole ne diyecek bu işe? Ah Tessa henüz iyi haberleri almadı tatlım. Tatlım mı? Evet çıkıyorlar anladım. What the fuck? Tessa inanamıyorum ne olacak Nicole senin var ya Allah bin belanı versin. Jay ve ben çıkıyoruz. Haziran'dan beri. Yok hayır Temmuz'dan beri. Harika değil mi? Yakında parkta hep beraber takılırız. Eski zamanlarda olduğu gibi. Parkta mı? Sanırım Tessa birazcık meşgul tatlım. O da tam gidiyordu. Biz diyoruz ya bu olamaz. Daha sonra boş musun? Jay'in bize karşı boş olmadan o kadar eminim ki. Yani bu kadar üstüne gidilmez bir insanın. Ah neden? Seninle bir konuda konuşmam lazım. Daha sonra görüşelim tamam mı? Jay ne diyecek acaba? Nicole diyor ki, sanırım Tessie daha sonra çok meşgul olacağını söyledi. Bye Tessie. Ve ağlayarak ortamı terk eder. Nicole, bunun acısını senden çıkarmazsam. Tuvalette ağlıyoruz, süper. Nicole, bu Jay'le mi alakalı? Bu sanırım, bu hani kadın dayanışmasına, kız dayanışmasına kesinlikle aykırı bir durum. Megan diyor ki, Megan ne giymişsin öncelikle sen? Onun iğrenç bir sürtük tarafı olduğunu biliyordum. Ama biz çok iyi arkadaştık. Bu hiç mantıklı değil. So you have no idea what she's saying. Yani sana neden bir anda karşı geldiğini bilmiyorsun. Diyebiliriz ki belki Jay'le alakalıdır, belki sadece kıskanıyordur, belki onu bir şekilde alındırmışımdır. Asla son şıkkı söylemeyeceğimi biliyorum. Kesinlikle ve kesinlikle Jay'le alakalı bence. Aslında o Jay'den hoşlandığımı biliyor. Belki de onun yeni erkek arkadaşını çalacağından dolayı bana yani endişelidir. O hiçbir zaman Jay'i umursamadı. O her zaman onun ikizi olan Cole diye okunuyor mu? Cole da bana şu an saçma geldi. Cole diyeceğim. O her zaman onun ikiz kardeşi Cole'la ilgiliydi. Cole Stone. Şeytanın ta kendisi. Sanırım ondan bahsediyorsun. O Cole'la inanılmaz bir şekilde saplantılıydı. Her gün onunla Stone kardeşler hakkında her gün konuşurduk. Kendi hayali düğünümüzü planlardık. O Cole'la evlenirdi, ben de Jay'le. Bence bak ben şu anda çözdüm. Karı Cole'la yakınlaşmak için bence Jay'le falan çıkıyor. Bence şu an böyle bir şey var. Sanırım fikrini değiştirmiş. Bu sonunda ona Jay'e ne hissettiğimi söyleyeceğim sene olacaktı. Ama şimdi sevdiğim çocuğu ve en yakın arkadaşımı kaybettim. Sanırım okulu kırıp eve gideceğim. Ama Jay benimle daha sonra konuşmak istediğini söyledi. Yani gerçekten okulun ilk günü ilk saniyesi direkt Jay'in en yakın arkadaşının yanına gidiyorsun. Jay'le en yakın arkadaşını görüyorsun. Okulun ilk günü hemen okulu kırıyorsun. Süper plan. Ne? Jay seninle konuşmak mı istedi? Ne hakkında? Tessa içinden diyor ki, merak ediyorum. Benim ona karşı olan komik hoşlantım hakkında bir şeyler bilmek istiyor olabilir. Ya da belki de benden hoşlanıyordur. Yani bence ikisi de değil bu arada ama bence crush olayı hakkında konuşacak seninle.
Belki de Nicole ona benim ondan hoşlandığımı söylemiştir. Beth diyor ki asla bilemezsin Tess. Belki de Tex bu seferlik iyi haberdir. Bir traktör tarafından gün içinde ezilmem benim için iyi haber olacaktır. Tam bir ben. Beth diyor ki tamam benimle gel. Bu suratı biliyorum. Nedir? Sürpriz. Evet ne yapacaklar bakalım. Dosya mı hazırlıyorlar? Hayır bu değil, bu da değil. Bu mothballs'lar nerede mi? Mothballs da ne demek? Burada ne yapıyoruz? Başımız belaya girecek. Sakin ol. Bir kostümün eksik olduğunu hiçbir şekilde fark etmezler. Ha, kıza kıyafet verecek büyük ihtimal. Yani bir kıza daha büyük bir hakaret nasıl yapılabilir bilmiyorum. Bingo! Sanırım buldum. Bunu dene. Bakalım ne gibi aptal bir kıyafetle karşı karşıya olacağız. Oha! Bir dakika çok güzel oldun. Oh my god Tessa harika görünüyorsun. Jay'in dibi düşecek ve ona gerçek böyle ateşli vücudunu göstereceksin. Sanırım Beth haklı. Bu vücut için çok fazla çalıştım. Al işte. Bunda da böyle bir sıkıntı var. Şu anda kıyafeti seçemeyeceğim. Çünkü 20 tane altına ihtiyacım var. Diamond'a daha doğrusu. Ve benim diamond'ım yok. 11 tane var. 20 tane yetmiyor. Maalesef seçemiyorum. Çok da güzel olmuştum. Sanırım hayır dedim. Evet şimdi bok gibi kıyafetimizle. Hey Tessie bekle. Ah tanrım. Şu anda bununla uğraşabileceğimi düşünmüyorum. Jay neden inanılmaz bir şekilde Tessa'ya kafayı takmış durumda? Tessa. Ah oh hey Jay. Bugün seninle konuşmak için seni arıyordum. Konuşmak için bir dakikan var mı? Nicole diyor ki Jay gitmemiz lazım. Jay diyor ki sadece bir saniye sürecek. Tatlım. Bize diyor ki Jay gel hadi dışarı yürüyelim. Ne konuşacağını o kadar merak ediyorum ki. Ve Nicole kafayı yer. Kızım sen bunu hak ettin. Sen bittin falan diyor bize de görürüz kim bitti. Şu anda Jay sonla yalnız başıma konuşuyorum. Ne hakkında konuşmak istediğini sor. Önce küçük basit konuşma yap. Small talk yapalım önce. Yazın nasıldı? Güzeldi. Sen bayağı süredir yoktun. Seni birazcık özledim. Jay yemin ederim bize yürümüyorsa. Senin iyi olup olmadığını merak ettim. Bunu mu konuşacaktın? İyi olup olmadığımı mı? Ben ciddiyim Tess. Sen iyi misin? Şimdi diyeceğiz ki yalan söyleyip iyiymiş gibi davranacağız ya da iyi olmadığımızı söyleyeceğiz. İyi olmadığımı söylüyorum. Hayır Jay, I'm not okay ya. Hiç iyi değilim. Ben de bunun hakkında endişeleniyordum. Ben de şey diyecek. Yakın arkadaşın şimdi benden çıkıyor sana zaman ayıramayacak falan mı diyecek acaba? Senin neyin sıktığını biliyorum. Biliyor musun? Ama her şeyin kontrolüm altında olduğunu bilmeni istiyorum. Gerçekten mi? Evet. Onun ne kadar bully olduğunu yani onun ne kadar zorba olduğunu ya da sana eskiden ne kadar zorba olduğunu biliyorum. Ne? Kimden bahsediyorsun? He dedi çünkü bir erkekten bahsediyor şu anda. Cole. Askeri okuldan geri döndü. Cole geri mi döndü? Cole bunun kardeşiydi, ikiziydi biliyorsunuz. Evet, bildiğini sanıyordum. Tessa diyor ki bu olamaz. Cole Stone, şeytanın ta kendisi. Dünyaya bana işkence etmek için gönderilmiş. Şimdiden Cole'a aşık olduğumuz belli oldu. O askeri okula gönderildiğinde ondan sonsuza kadar kurtulduğumu düşünmüştüm. Ama son senem on daha da berbat olacaktı. Cole'a aşık oldum. Harika pizza tatlım. Bu arada boyunda sadece pizza yemeği var. Evet çocuk. Kido. İlk günü nasıldı? Konuyu değiştirmeye çalış. Ve hayatın en kötü günü olduğunu söyle. Konuyu değiştirmeye çalışıyorum. Harikaydı teşekkür ederim. Konuyu değiştirebilir miyiz? Öyle miydi? Bugün birazcık sessiz geliyorsun, görünüyorsun. Senin önemli
telefon çağrılarını bölmek istemedim. Colston'la mı ilgili? Ha, babası falan da biliyor Colston. Yani tüm dünya Colston'dan haberi var. Sen nereden biliyorsun? Tessa gerçekten it's me yani. Literally me. Ben bir politikacıyım. Benim işleri bilmek benim görevim. Ben de politikacıyım. Ben de siyaset okuyorum ama her şeyi bilmiyorum yani. Neyse, Cole hakkında endişelenme. Hiç Cole hakkında asla konuşulmadı ve bu konuya getirmesi. Ha, babasıyla tanışıyorlarmış. Oğlunun hani artık böyle kendi ayaklarının üstünde durabilen normal bir çocuk olduğunu söyledi. Yani bir erkek beni rahatsız ediyor falan diyeceğim ve babam da git onunla yüzleş falan diyecek, öyle mi? Mümkünatı daha yoktur. Ve cidden evin önüne gitti bu arada. Yani harikasın. Burası sessiz, çok sessiz. Ses çıkar ve eve geldiğini fark ettir. Hemen bu evden çık. Evden geri çıkıyorum şu anda. Evet, evden çıktım. Çığlık attım. Aa, üstüm başıma bir şey oldu. Ha, classic call geldi. Ah, aşk tanem. Şu yakışıklılığa bakar mısınız? Onu öldürmek istiyorum. Freak out. Kafayı ye ya da seni rahatsız etmemiş gibi davran. Freak out tabii ki. What the hell, Cole? Bu un mu? Çok basit ama yine de çok etkili. Aman tanrım. Suratındaki ifade. Ah, short cake. Short cake? Küçük cake? Seni ne kadar özlemişim. Bir ara yazı geçiyoruz. Bu Colston'un ilk şakalarından birine maruz kalmam değil. Tamam. Tessa diyor ki, çekil yolumdan. Sadece baban için içeri bir şey bıraktım, o kadar. Buraya benimle bir şeyler yapmak için gelmediğine emin misin? Of, Cole gerçekten tam bir şerefsiz ve ona aşığım. Ew, iğrenç. Gross. What? İğrenç. Gross'u seçtim. Niye bilmiyorum. Gerçi şu an fantasize edebilirdim. Çünkü beğendim çocuğu. Neyse. Sen haklısın. Sana söz veriyorum. Daha da iğrenç olacağım. Ah, bekle. Bir şeyler değişik. Hiç benim Tessim'e benzemiyorsun. Sen gittiğinden beri çok şey değişti. Ama sen hala çok ateşlisin. Ve sen de hala çok kabasın. C geldi. Ah, hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Şu an ikisi de çok tatlı. Ona uzak dur, Cole. Ah, Jay, bu üniforma içinde harika, yakışıklı görünüyor. O beni görmeye gelmiş. Kesinlikle onun için gelmedim. Sana zarar verdi mi? Onun kıçını tekmeleyeceğim eğer yaptıysa. İzliyoruz ki. Kahraman. Cole sadece beni una batırmanın komik olacağını düşündü. Çok komikti, kabul et. Dude, senin sorunun ne? Bu bir şaka, çok abartma. Tessi benim şakalarımı sever. Jay diyor ki, çok özür dilerim Tessa. Sana değiştireceğin kıyafetler vereyim. Ben yerinde olsaydım bunu yapmazdım bro. Neden? Eğer Nicole, eğer Tessa'nın senin odanın çok yakınlarında olduğunu öğrenirse kötü şeyler olabilir falan diyor işte. Ben Tessa'ya kıyafet veririm. Hatta benimle beraber duşta alabilirsin short cake. Kolcum tatlısın. Ya eve gideceğim ya. Just get... Yo, dur. Birazcık drama katalım. Cole'la gidiyorum. Hiçbir şekilde beraber duş almayacağız. It was a long shot. Burcu artık çok uzun. It was a long shot. Yazıcı demiş ki, bu çok artık uzun bir sahne oldu. Beni takip et Tessi. Bilinmeyen harikalığa doğru. Şimdiden pişman oluyorum dedim. Yani şimdi beni duş teklifim konusunda yalnız mı bırakacaksın? Senin sırtını bile sabunlardı. Gitti bu arada. Kapanmış. Umarım nerede kaldı bilmiyorum. Çocuk al benim tişörtümü giy falan dedi. Şimdi tişört verdi ve kendi tişörtünü çıkardı. Üstsüz Colston. İğrenç. Senin tişörtünü istemiyorum Cole. İğrenç. Niye o zaman çocuğun yanına geldin? Tamam, o zaman seni eve bırakayım. Niye yukarı çıktın o zaman? Daha kötü bir şey gör... Hayır teşekkürler. Ben kendim giderim. Çok kötü. Çünkü benim bu senin çevrende olmama alışman lazım. Bu ne demek oluyor? Bu demek oluyor ki bu sene Tessi Middleton'ın sonunda beni sevdiğini itiraf ettiği yıl olacak. Ne dedi anlamadım ama şok olduk.
Bakalım devamında neler olacak? Kolcu musunuz, C'ci misiniz? Bu çok önemli bir soru. Yani bunun cevabını vermek zorundasınız. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.